Mis gibi bir hava, mis gibi bir güneş ama dışarısı serin. Keskin bir soğuk var. Herkese merhabalar, herkese günaydın arkadaşlar. Hepinize günaydınlar olsun. Ay. Bu adam benim çok güzel güneş alıyor. Mutfakta aynı şekilde tabii ki de. Ben bu odanın bu şekilde güneş almasına bayılıyorum. Güneş görmesine bayılıyorum. Oda sıcacık. Hiç klima bile yakmasanız burası sanki ya klima ya da soba yakmışçasına sıcak oluyor. Tabii bu şekilde güneş aldığı zamanlarda. Evimin en sevdiğim özelliklerinden biri de bu. Güneş alması. Şeysiz. Tabii ki sevmediğimiz yönleri de var. En başta 5. katta olması. Hiçbir tanıdıklarım, hiçbir arkadaşım, hiçbir komşum doğru düzgün bana çok fazla gelmek istemiyorlar. Çünkü 5. katta ve asansörsüz olduğundan dolayı. En sevmediğim yanlarından biri de aklıma gelen başıma gelir. Biliyorsunuz ki geçen senelerde tepedeki terastaki sızıntıdan dolayı benim yatak odam ve evimin birkaç odası, oturma odası, İsmail odası, Feyza odasından su damlamasıydı. Neyse iyi kötü ben yönetici oldum. Yaptırıldı. Üstünkörü yaptırıldı. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Üstünkörü bir şekilde yaptırıldı. Yani o zaman o şekilde uygun gördüler. Ben herkese ne kadar dil bile döksem, bir vereceğimizi 3 verelim, 4 verelim, 15-20 senelik ömürlük bir şey yaptıralım desem bile hiç kimse ona yanaşmadı. Bir vermeyi kabul ettiler ve üstünkörü bir şey yaptılar. Bana çoğu arkadaş yazmışlar, Belgin o sen en üst katta oturuyorsun, kendin yaptırsan diye. Ama teras kat ortak kullanım alanı arkadaşlar. Ortak kullanım alanı olduğundan dolayı mecbur bir şekilde herkesin buna katkıda bulunmak zorunda. Orada herkesin gün ısısı var. Orada herkes anahtar var mı? Yok galiba. Ben de var, Aykut Bey de var, bir de Dursun Bey de var. Ama ihtiyaç duydukları zaman bizlerden anahtarları alabilirler tabii ki de. Çanak antenler olanların çanak antenleri var. İhtiyaç duydukları zaman terası kullanabiliyorlar. Ki niye ben sadece kendi cebimden karşılık da oraya masraf yapayım? Apartmanın orta planı, apartmanın yapılması yaptırması gerekiyordu. Neyse. Üstünkörü bir şekilde yaptılar mı? Yaptılar. Geçen sene de zaten sağ olsun günün sarkmasından dolayı yapılan işlemde bozuldu, çatladı. Yapılan ne diyeyim ben sizlere ya? İzolasyon. Boya şeklinde, beyaz boya şeklinde bir izolasyon yapıldı. Sizler zaten gördüğünüz kaç defa göstermiştim ben sizlere tabii ki de. Ama bugün tekrar bir çıkıp bakacağım bir su alan yerden ne var ne yok. Bir de Nihal abla inip Nihal abla ile konuşacağım ama. Gün sarkmasından dolayı yapılan izolasyon da zaten çatladı, attıydı bir kısım yerler göbek göbek açılma yaptıydı zaten. Onu da söyledim, onu da kabul etmediler, onu da yaptırmadılar. Bakalım, ben her zaman için yatak odasında yatağın tepesinden alacak diye bekliyordum ve gözüm hep oradaydı. Orada en ufak bir kararma, en ufak bir şey olduğu zaman direkt zaten konuşacaktım ama hiç beklemediğim yerden almaya başladı ama yine yatak odası. Yine yatak odası, yine yatak odası. Yani yattığım yer olması da birazcık sıkıntı. O odanın arka odalar bizim hiç güneş görmüyor. Hiç. Güneş görmemesi de ekstra bir sıkıntı. Olayım. Sizlere bak göstereyim ben. Allah sinirim bozuldu sabah sabah. İnanın ki görünce ondan sonra yatak odasını komple şöyle bir incelediğim zaman bir yerden dalmamış. Komple duvardan gitmiş yani. Biliyorsunuz ki geçen senelerde şuradan almıştım. Burası benim komple simsiyahtı. Kapkaraydı. Ben hep acaba buradan yine alır mı diye tahmin ediyorum. Çünkü ilk buradan aldığından dolayı hani su derler ya, yolunu yaptıktan sonra ilk yine su ilk girdiği yerden eski yolundan devam eder gibisinden bir şeyler söylüyorlar. Tabii sizler daha iyi bilirsiniz ama ben yine buradan çıkar diye bekliyordum ama buradan çıkmadı. Bakın buradan çıktı. Ben burayı elektrik süpürgesiyle çektim ve sildim. Sildiğim halde buralar simsiyah olmuştu. Hiç fark etmemiştim. Benim burada ütü masam vardı. Ütü masam olduğundan dolayı da zaten fark edememişim. Elektrik süpürgesini de zaten şu bu alana koyuyordum gardırobun yanına. Buradan bu şekilde simsiyah olmuş ve tepeden de almaya başlamış. Benim bu duvarın arkasında ne var? Hiç ama hiç bilmiyorum. Şimdi Nihal abla indiğim zaman Nihal abla evlerin düzenlerini daha iyi biliyor. Çünkü ben karşı binaları, karşı evlerin içine girmedim. Bu duvarın arkasında ne olduğunu hiç ama hiç bilmiyorum. Nihal ablacığım onu soracağım. Bir de terasa çıkıp terasa bir bakacağım.
izolasyonda farklı yerlerde açılma var mı diye. Buradan var. Bu böyle zaten devamını getirecek. Burası zaten şuraya kadar gelmişti. Dediğim gibi elektrik sürtüsünü iyice çektim. Küfünü temizledim. Ve bakar mısınız burada buradan çıkmış bu şekilde duvarla. Şimdi bu duvardan mı alıyor? Teras şeyden mi? Çatıdan alıp da duvardan mı çıkıyor? Onu da bilmiyorum yani. Buna bir şekilde baktırılması lazım, bakılması lazım. Yani burası böyle yavaş yavaş almaya başladıysa bunun devamı gelir. Vay bana, vaylar bana. Sonunda boşaltabildim yani sepeti. Hele şükür yani. Artık en son telefon açtı. Dedi ki sepetimi istersen artık bir getir dedi. Anne la bu şurası şey olmuş. Benimki de pırık da. Hani baksana zaten içine koyup bir şey değil mi yani? Ha yani. Şey olmasın. Şu şöyle. İyi. Hı. Sonra bir kapağı olsun da. Yani. Ben de içine koyuyorum. Köşeye koydum. Hiç olmazsa değerli toplu bir şekilde duruyor. Şey yapacağım zaten bugün. Kuaföre gideceğim ya. Ha. Gideyim de dedim bugün kuaföre. İyi. Hem uzak değil, ayağımı yormamış olurum. Oradan birime AVM'ye mi geçeceğim? Oradan birime geçeyim. Hı. Dediğin şeyi oradan aldım diye. Olabilir. Bir de şey bakayım diyorum. Onu nereden bakacağım? Özgür da şey demişti. Motifleri kartona koy da şöyle iğneyle. Hı. Tuttur anne motiflerini. Ha işte. Motiflerin genişlesi. Aleyhüskan'da var onlar. O zaman oradan Aleyhüskan'a geçeceğim. Hı. Aleyhüskan'da o şeyde var bak mesela. Özgür Abla'da var. Özgür Abla'da bir tane var kendine. İşte kendine. Onu da gördüm ben. Motifleri geliyorlar. Gördüm motifler açılsın diye. Çünkü şimdi 55 tane motif. Hı. Hepsinin aynı boy olması lazım. Hı. Ay çok güzel oldu ama gayri renkleri. Beğendiğim renk değil mi benim? Benim evet. Işte. Bacıcağızını seçmiştim. Ben beğenmiştim rengini. Nihal abla yine bak böyle. Bak şuna bak, her yerimiz meyve şey, şey bahçesi. Nihal abla neli yine şeye gidiyor, siyaha. Dedim ki birazcık renkli olsun. Ay, koyu kahveydi. Ama siyah değildi de. Koyuya yakın, yani siyaha yakın yani Nihal ablacığım. Tabii. Sonuçta. Şey siyahlı, değil. Koyulu mu oldu? Koyuluydu. Gerek yok, bunun içinde çok güzel bir mavisi de var. Mavisi var, pembesi var, şey oldu. İle al işte artık. Ya Özgür abla şey diyor ya. Hey. Bana motiflerin birleştirmesini göstermişti Belgin. Hı. Ama dur kızım ya şurayı bir alayım. Ablacığım ben kahvemizi yapayım. Ne kahveyi yaparız. Kahve şey değil mi? Bak şunları ilk gördüklerimde belki. Hı. Bunları 2,5 görmüştüm. Hı. Bak bunlar küçük. Küçük. Ve çok sert. Bu daha yumuşak. Bu ama Özgür ablanın yaptığı. Hı. Ve çok güzel. Bana model olarak. Bir de biz Özgür ablanın yelek dördünden bir sıra fazla yaptık. Hı. Motifi aynı boya getirebilmek için. Bunlar da şimdi şey yaptıklarım. 3 numarayla yaptım bak onları. Bak bunlar daha şey. Yumuşak. Yumuşak. Evet. Çok güzel gözüküyor. Ben çok seviyorum. Leyla ablanın eli gerçekten de artık oturdu. Sana renk artık çok güzel oldu. Hmm, evet renk değişik şey var ya. Ortasında pembesi de var. Evet. Oturdu Leyla ablanın eli gerçekten oturdu şeydi. Neyse. Benim yatak odası yine su alıyor Leyla abla. Gönül ablanın odası. Diyeyim senin odan da. Gönül ablanın yatağının başını koyduğu yer. Hı. Alttan küf almış, yapmış. Üstten küf vermiş. Bu sefer de Gönül ablanın yatağı, senin bir şey Gönül abladan şey yapıyorum ya. Yatağının başını koyduğu yeri tam ucu diğer ucu yok mu? Duvarın ucu. Evet. Orası da tepesi komple küf yapmış. Yani o bir yerden su alıyor. Ama onu bir usta getirip de sormak lazım nereden alıyor diye. O ustayı da herhalde ben getirmeyeceğim. Yani. Ustaya şey getirecek. Apartman getirecek. Gelecekler Habib abinin yaptığı gibi cihazla bakacaklar. O yine tepeden geliyor. O garanti tepeden geliyor. Başka hiçbir yerden gelmiyor. O dediğin gibi şeylerden olabilir mi Belgin?
Neyden? Gider borularımdan. Gider borusundan olabilir. Nazmiye bu tarafta şey var mı ama? Gider borusu var. Var mı? Yani herhalde gider borusu değil. Bak mesela ne oldu? Yasemin ablanın Yunus ısı benim yatak odasının şeyindeydi. Üstündeydi. Üstündeydi ama diğer taraftan tekrar yatak odasından çıktıydı. İşte su bir kere yolunu bulduktan sonra her yerden oradan çıkıyor. Aynı yerden yani, geliyor. Aynı yerden yine geliyor. Benimkisi büyük bir ihtimalle yine Nazmiye ablaları Yunus ısından su aldı. O açıktan. Oradan gerçekten. Oradan aşağıdan iyi iyi çıktı geldi. Duvarları yine sardı. Benim yine küf yapmaya başladı. Neyse. Ben zaten bu işten çok bir şey alamayacağımı biliyorum. Cevap alamayacağımı çok iyi biliyorum. Benim yönden şeyim yok çünkü. Yani 2 senedir aynı şeyi yaptırdılar mı? Su geliyor mu? Hı hı. Yukarıya gelmiyor. Her onu da geçtim yani. Ben biliyorum. Ben şimdi Dursun Bey'e çıkıp söylesem ki Dursun Bey benim evim su oluyor desem. Yukarıda su olan yer yok ki. Her yer yapıldı diyecek bana. Ya bana 2 senedir söylediğim şey ne dedi? Benim haberim yok dedi. Hı. Ondan sonra şey diyecek ben de. Ben yine bir gideceğim Dursun Bey'le konuşacağım. Söyleyeceğim benim evim su oluyor. İyi yaptırın. Avukatla konuştum ben. Sen ilk önce git dedi yöneticiyle konuş dedi. Hı. Yöneticiyle konuş dedi. Eğer de seninle alakalı herhangi bir işlem yapmıyorlarsa dedi. Ben de ihtarı çekerim dedi. Evi yaptırırız dedi. Küf olan yerleri tekrar boyatmak zorundasın dedi. Çünkü öyle bir yerde yaşayamazsınız dedi. Sağlık açısından da sıkıntı dedi. Önceki faturayı da dedi. Onları dedi yazarız dedi. Önceden 5000 lira yaptı değil mi tepeleri var. Hı hı. Onu da yazarız dedi. İcraya veririz dedi. İcra yolu yine alırız. Tepeyi de yine yaptırırız dedi. Güzellikle yapmazlarsa bu sefer de ben dedi mahkeme yoluyla yaptırırım dedi. Yapmak zorundalar. Ay çünkü ben Osman Bey'e de söyledim. Ben söyleyeceğim. Beni çok fazla kaynağımayacaklar. Sen de biliyorsun herhalde. Kaç sene ben dil döktüm de. Hiç kaynağımda. Ne oldu? O gün söyledik. Hani yılbaşından sonra şey yapılacaktı. Toplantı. Toplantı. Hani bir ay daha geçti. Ortada ne var? Var mı toplantı? Yok. Bak. Ben niye benim makinem varken ben elimde bulaşık yıkıyorum? Kaç sene oldu söyleyeli? Hala önceliklerini apartman boyansın. Apartman boyanmasın. Benim tepem yapılsın ya. Öf apartmanda başlatmasınlar. Boyanacak da ne yapacaklar ya? İnsan gibi kullanmıyorlar ki. Geçen gün Nihal ablaya. Tabii hasta olmadan önce. Şimdi kokucuğun tamamıyla kapağına gitti de. Apartman bildiğin leş gibi. Herkes kapısını bırak. Çöp leş gibi çöp kokuyordu. Sen apartman boyamadan önce kapının önüne çöp koymadan bir engelle. Tam benim kapımın önü birazcık dağınık ama benim çöpüm hiç beklemez kapıda. Nihal abla bilir. Nihal abladan bir kere bir azar işittim ben. Bir daha onu yapamam ben. Bir daha da koymadı. Koymadı. Ama o zaman anladın mı şimdi neden? Ama öyle benim dedi. O zaman da çöp kokum hiç yoktu. Ben, yoktu ama sen benim demek istediğimi anladın mı o zaman? Hı-hı. Şimdi bak bir şey olduğu zaman insanlar diyor ki o koyuyor ben niye koyuyorum? Hı-hı, aynen. Sen koyuyorsun her gün döküyorsun. Evet. Ama o insan onu bilmediği için diyor ki o koyuyorsa ben de koyarım diyor. O koyuyor 4 gün bekletiyor apartman kokuyor. İşte. Onun için en güzelini sen 3 gün beklettin. Ben bugün aldım deninceye kadar hiç kimse koymayacak. Ha bizim apartmanımızda apartman şey olur. Apartman görevlisi olur. Toplayacak olur. Her gün çöpü topluyor olur. O zaman amenna herkes koysun. Ama konmaz. Yok. Bak apartmanın önüne hani senin de var mesela ayakkabılık sen en üst kattasın. Hı hı. Apartmanın içine ayakkabılık da konmaz. Bu saygısızlıktır. Ben evimde ayakkabı kokusu istemiyorum. Ama siz buna layıksınız demektir. Ayakkabıları dışarıya koymak. Çünkü bak burada 8 daire var. 8 kişinin ayakkabısını dışarıda bıraktığını düşün. Üst kapalı, alt da kapalı. Aybüt Bey'le de bir karşı tarafta kavga edeceğim. O dışarıya koyduğu kombini kaldıracak. Kaldırmazsa alacağım, tutacağım, fırlatıvereceğim. O dedi. O dereceye, yani. O dereceye ben geldim artık çünkü dedi. Ha bana kalkıp da sen yukarıyı yaptır derlerse ki geçen sene bazı zaten hani ilk olduğu zaman bana dediler ya sen yaptır diye. Şimdi hı-hı. Bana diyecekler tek şey ne biliyor musun? Yöneticiliği sen yap, evet, sen yaptır. Vallahi ben yöneticiliği de alamam. Sen de yaptırmak zorundasın yani. Ben yönetici olduğum zaman, ben o zaman da söyledim. Ben oraya 8 bin lira para verildi. Ne dedim ben sana? 15-20 milyar arası bir fiyat çıkardılardı. Şeyle, kaplamaya. Kaplama yapılsın dedim. İnsan gibi bir tek seferde yapılsın. Gerek yok, gerek yok. Bu 10 sene gider. Bu 10 sene gider. Ama adam ne dedi? Lütfen Gönül Sular'ın su akıtmasın dedi.
Nazmiye ablanınkini bir sene boyunca ben kapattım aşkla. Ben kaç defa kapattım Nazmiye ablanın gün ısısını? Ha, bana diyebilir senin gün ısısında akıtıyor diye. Bana ders edeceğim. Benim bak bir senelik elektrik faturam burada benim. Bir son dönem biliyorsun şeyi değiştirdikten sonra. Hocamı değiştirmiştik ya. Silikonunu değiştirmediği için bir o zaman aktı. Onun haricinde damla damla akıyordu. Ama kaç defa seninle gittik gün ısıcıya bir sen biliyorsun. Aynı hen abla şimdi o sorun değil. Kimin gün ısısını açtığını zaten gördük. Bak izolasyonu bildiğin oradan kaldırdı zaten. İzalasyonu o zaman yaptıracaklardı yoktu. Hayır dedi. Şimdi yaptıracaktım Nazmiye ablayla Mustafa abiyle konuştum. Tamam belgeyi yaptıralım ben parasını gönderiyorum dedi. Bir girdi araya. Adamlar para da göndermedi. Yaptırmadı da kaldırdı. Ne oldu? Yasemin burayı yaptıracaktı işte kadın. Hı. Ne demiş o zaman? Ucuz boyadan demiş. Şimdi gelip benim şeyimi mutfağımı boyatacak mı? Bak yukarıya. Tam mutfağın üstüne kadar aldı. Bilmiyorum. Avukat dedi sen bir konuş dedi. Anlamazlarsa dedi sen bana haber ver dedi. Ben bir ihtar çekeyim dedi. Hepsinin ondan sonra baktası icralandınız dedi. Yani icrali vermek istedi. Verecek dedi. Senin evini de yaptıracak dedi. Oraya da yaptıracak. Geçen defa dedi. En üst zaten yine öyle yapıldı. Benden önce mi? Üstte bir izolasyon yapıldı ya. Benden önce mi? Senden önce, ha. Senden önce. Bizim bu şu arka borumuz tıkandı. Ha dediğini patladıydı her yerden su çıktı dediğini de kadın icraya vereceğim eşyalarımı kaçlatacağım avukat mıydı? Avukattı kadın. İcraya vereceğim dedi. Kadın bütün eşyaları gitti Belgin. Hepimizin gitti ama. Benim tek avantajım ne oldu? Benim şu eşikler var ya odalar düz değil benim. Hı. Benim arka odada kaldı su. Sadece arka odanın şeyi kalktı. Kaplamaları kalktı. O zaman elimden ameliyatlıydım burada. Kolumda bileklik var. Annem Kıbrıs'ta. Çağatay'ın yanında. Halılar suyun içinde yüzüyor. O zaman yatak odam seninle aynıydı. Orası hı, oturma odasıydı. Koltuklar yarıya kadar suyun içinde. Tek elle iş yapamıyorum. O zaman işte üstte şeyler vardı. Astsubaylar vardı. Onlar sağ olsun geldiler. Şey halıyı katladılar. Dedim banyoya koyun. Hani suyu süzülsün. Arayayım halıcıyı. Nasıl? Gelsin. İçeri kürekle su attık dışarıya. Şimdi üst ne oldu? Üst altı atıyor suyu balkonda. Alt balkona geliyor. Alt balkon atıyor benim balkona geliyor. Benden aşağıya gider gitmiyor. Su tepiyor. İlk bana tepiyor. O zaman işte öyle olunca yine yaptırmışlardı şeyi. Çatıyı. O zaman da denildi. Hani bunun iyisi yapılsın. Evet. O zaman da şey. Nazmiye ablaların yerinde hemşire bir kız oturuyordu. Sen var mıydın o zaman? Ben geldim Nazmiye ablalar vardı. Onlar da şey istediler. Kaplama yapılmaktansa dediler şey yapılsın. Fayans. Fayans yapılsın dediler. Biz fayans istiyoruz dediler. Hani çıkıp en azından otururuz. Ederiz dediler. O zaman şey dedi ki mimar fayans yapılamaz zaten bu bina yandan ayrıldı. Fayans ağırlık yaparsa apartman biraz daha bu tarafa kayar dediler. Hmm. Yani çok işlem gördü bu bina tadilat konusunda dedi. O da kaldı. Diğeri de kaldı. Sonra şey yaptılar işte. O boya. Diğer boya izolasyonu yapıldı. İşte benim geçen yaptırdıklarımız ya. 8 bin lira para verildi. 8 bin küsur lira para verildi. Dedi ki 5 sene gider dediler bana o zaman. O en iyisini yapmayalım dediler. Bu 5 sene gider dediler. Ama yapar ne dedi? Gün ısılarınıza dikkat edin. Su akıtırsa bu olmaz dedi. Adamın dediği de oldu. 2 sene oldu bak. Şimdi 2 senede bir daha para verilecek. Niye veriliyor? Ben işte ona kısıyorum ya. Ben niye para şimdi bak ben oraya o zaman yaptıracaktım. 15 bin lira. Şimdi ondan olsa 35-40 bin lira. 35-40 bin lira fazla. Şimdi niye o para verilsin? Zamanında insan gibi söylüyoruz ki şunu herkes versin. Zaten sen mülk sahibisin. Vermiyor. Yani kabul etmiyor ki. Bana kalkmış geçen sene sen yaptır. Tamam ben yaptırırım dedim. Hepinizin günüsünü söktürüm attırım oradan dedim. Hiçbiriniz oraya kullanamazsınız dedim. Ne günüsü ne anten dedim. Hiçbirinize izin vermem dedim. Vermem niye vereyim ki? Hem ben yaptıracağım hem kalkacak kendi günüsünü oraya takacak. Oldu taktırım ben de ona. Başka bir şey var. Ben de o gün Aykut Bey'e dedim. Ya apartmanın sahibiymiş gibi davranıyor ya. Bak Aykut Bey ne diyor? Benim zili de yıkadı mı diyor. Her yeri yıkadı. Zil yıkanır mı ya? Aykut Bey de kendi zilini düşünüyor ya. Hayır. Zil yıkanır mı yani zaten mantıken? Yıkanıyor işte. Ha, öyle temizleniyor mu? Suyu tuttuğun zaman temizleniyor mu? Silinmedikten sonra hocam yine temizlenmez. Yol öyle kalıyor yine. İçeriden silsinler. İçeriden silmek zor muymuş? Zil zaten elektrik yıkanır mı ya? O şeyi yıkamak da maç. Orada mermer var ya. Hmm.
orayı temizlemekte. Şu moplar yok mu? Mopla sildirt. Burada mı dursun bebe? Yok. O gün sen dedin ya, gidiyorlardı arabaya eşya koyuyorlardı. Ya hayır, eşiyle beraber sakin bir yere gidiyorlardı da geldim acaba? Gelmedim ya da arayacağım, söyleyeceğim. Ya önümüzdeki hafta sonu bir toplantı yapılsın. Şu işe bir çözüm bulun. Ha, bulmuyorsanız ben ihtar çekiyorum. Avukata veriyorum bu işi. Ben artık bu işle uğraşmak da istemiyorum. Ben her iki senede bir benim tepem akacak mı, tepem akacak mı diye düşünmekten de sıkıntı geldi bana. Ben peşimle söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta bir toplantı yapılır. Bu işe geçici çözüm değil, kalıcı bir çözüm bulunacak bundan sonra. Bana kalkıp da yine boya sürelim olayı yok. Oraya izolasyon yapılacak. İşlerine geliyorsa. İzolasyon yaptırmıyorlarsa avukata da veriyorum. Avukat da hem sen önceki yaptığın masrafı karşılayamak zorundalar dedi. Şimdiki yapacağını da karşılayacaklar dedi. Aynı küfünü her yerden yine küstüneyin abi. O küfün devamı gelecek ki. Ama işte acaba şey mi? Borulardan değil de yandansa, çünkü bunların da... O zaman yaptıracaklar. Ben işte yine komple binaya şey mantolama yapmak lazım. Yandan değil Yel abla. Yandan olsa iç duvar da gidiyor benim. Yanla alakası olmayan duvar da küf aldı benim. İşte onu diyorum. Dış, burası ya. Bu iç duvar benim, iç duvar da aldı o şeyi. Hayır, onlar onu diyecekler diyorum. Hayır. Onun da iç duvar aldı ya. O zaman ya, gelsinler, baktırsınlar, akan yeri buldursunlar ustaya. Yaptırsınlar. Yine yaptıracaklar. Ben o şeye küfür çekemem ya. Ben muhatap da olmak istemiyorum. Ben o gün dedim ya sana. Hani senin yanında söyledim Aykut Bey'e. Benim kapıma gelmesin. Ha, yasal yollara başvursun. Ben aidat ödemiyorum, ödemeyeceğim de. Çünkü kafasına göre iş yapıyor. Hali hazırda apartman yıkandığı sürece de vermeyeceğim dedim ve vermiyorum da. Ha, kapıma da gelmesin benim Dursun Bey. Gelmesin yani. Anladım, şimdi arayacağım ben sonra Dursun Bey. Ne yaparsa yapsın ya. İnsan bu kadar müraftan anlamaz ya. 3 senede söyleniyor. Hepinizin kapısını çalmışım. Sizin evinize su çıkıyor mu? Ne herhalde? Ben buraya ilk taşındığımda, ilk hidrofor taktıracağımda ben sana o zaman da söyledim. Koca bir hidroforumuz var bizim aslında. Çok ama çalışmıyor. Hidrofor çalışmıyor. Bakımsızlıktan çalışmıyor da. Bakımı yapılsa aslında çalışır. Düzenli bakım yapılması gerekiyor. Bize, bana su çıkmadı. Benim makineler kilitlendi. Dijital olduğu için. Ben Nazmi ablaya sordum. Bana su geliyor dedi ama eski makinesi az az geliyor dedi. Dursun dedi ki bize de su geliyor dedi. Valla size su geliyor mu? Bana su gelmiyor dedim. Ben dedim hidrofor taktıracağım dedim. O zaman işte Salim'e söyledim. O zaman Salim de konuştu. Salim bana söyledi. Dursun Bey şey diyor dedi. Hani biz buraya, ben o zaman hidroforu 600 TL'ye almıştım. 600 TL hidroforu verseye kadar dedi, aşağıdakini yaptıralım diyor dedi. Biz yaptıracakmışız. Hmm. Bütün apartman faydalanacak dedi. İki gün sonra bozulduğu zaman dedi, kim yaptıracak hidroforu? Yine mi ben yaptıracağım dedim. Tabii. Yaptırmayacaklar dedim. Bunca sene yaptırmayan adam bundan sonra yaptıracak mı dedim. Yaptırmayacak dedim. O yüzden dedim ben apartmanın hidroforuna dokunmam dedim. Ben kendime taktırırım dedim. Yaptırmak istiyorlarsa yaptırsınlar dedim. Ha, onu yaptırırken dedim bana kimse para istemesin dedim. Ben kendime taktırdım dedim. Herkes kendi işine baksın. Bak şimdi diğer tarafa su geliyor. Gelmiyor. Ya makineleri eski şey eski model oldu. Ama şey, Zehra abla şey dedi. Zehra abla geçen sene çamaşır makinesini değiştirdi. Hı. Çamaşır makinen bozuldu dedi. Niye su almadığı için bozuluyor? Dedim su alıyor mu dedim makinen senin dedim. Al, onlarda bak yine sıkıntı yok. Şimdi yeni aldı dijital. Hı hı. Bu tarafa geliyor. Ama biz Yasemin'leyken daha o zaman seninle samimiyetimiz yoktu. Hı. Yasemin dedi ki ya benim şey bulaşık makinem bozuk galiba dedi. Bütün bulaşıklarım şey çıkıyor dedi. Bulanık çıkıyor dedi. Yasemin dedim o senin bulaşık makinenden değil. Makine yeterli su almıyor dedim. Benim de öyle çıkıyor çünkü. Ben o yüzden kullanmıyorum. Ha, almıyor mu makine? Su alıyor. Alıyor ama yeteri kadar almıyor. Deterjanı arındıramıyor. Deterjanı arındıramıyor. Yeterli gelmiyor. İki defa şey çağırdık. Servis geldi işte şey taktırdık. Hmm. Aratıcı taktırdık ki hani kireçli su gitmesin diye. Bir de aratıcıdan geçince su iyice azaldı. Şimdi kullanamıyorum. Çünkü ben şey makineye çamaşır bulaşık koyuyorum.
Çıkarıyorum, tekrar elimde doluyorum. Ne anlamı var o zaman? Elimde yıkayıp geçiyorum. Size 2 senedir söylüyorum, ne yaptınız? Yapmadınız. Adam bir takmış, apartman yıkansın, apartman yıkansın, apartman boyansın. Aykut Bey dedi o gün. Hani boyatmıyorsanız ben katıma kadar boyatsın. Boyatın canım, ne yapabilirim ben? Boyatsın yani. Benim bu apartmanda bu kadar sorun varken tek sorun onu görüyorlarsa boyatacaklar belki. Verecekler ceplerinden boyatacaklar. Valla ilk önce şu tepeyi halledecekler bir başlarım. Hakikaten bir halletsinler. Yok bu sene zaten bu sefer şey değil, güzellikle değil. Bu sefer avukat yoluyla çözeceğim yani. Tepe öyle, alt öyle. Hı, alt zaten leş gibi. Altı kullanamıyoruz ki hiçbir şekilde. Bir yaptırın önce, onları bir yaptırın da. Ben hatta dedim ki bir ara, her şeyden önce dedim, şu dedim zemin katı bir bakalım dedim. Su istiyor musun kusun? Yok, zemin katı dedim bir yaptıralım dedim. Hani herkesin odununu aktif hale getirelim. Gerekirse parça, kırık fayanslarla döşetelim. Yani abla, herkes kullansın temiz temiz değil mi? İnsan oraya girmeye korkuyor ya. Sanki birisi oradan var ya, köşeden çıkacak, seni alacak götürecek gibi hissediyor yani. Aslında çok güzel kullanışlı şeyimiz var. Odunluğumuz var aslında. Kapıları yapılsa, içlerine fayanslar döşense, o borular düzeltilse. Bir çok yıllar önce ben ilk ayrılıp geldiğim zaman kiracı vardı ya burada. Hmm. Yani kiracı çıkardı. O zaman altın şeylerin, odunlukların kapıları yapıldı. O sene. Odunlukların kapıları yapıldı. Hepsine kilit takıldı. Ama ondan sonra ne olduysa ben odunluğa bir şeyler koyduydum. Ev boyandığında falan yedek boyalarımı, şunları bunları koyduydum. Hani boya evde durmasın diye. Onlar falan gitti. O zaman dedim ki aşağıya kim iniyor? Bizim alta boğulma girişimiz kilitli. Hı hı. Demir kapı var. Kim iniyor buraya dedi. Apartmanı yıkayan kadın iniyor. Bir de şu sayaçlarını okumak için iniyorlar. Şu sayaçlarını okumayan inen adam orada odunlukla işi olmaz. Elektrik faturalarının fiyatı kaç kaldı? Dur, arada girdim. 1180. Sana 210. Kapını açmışlar da cebime koydum. İçeriye girerken kimse atlatmayınca aklıma geldi de. Bana iyi geldi. Bak ben klimayı çok açtım. Şöyle Hakan'la ben hasta olduğum zaman hiç kapatmadım ya. Hatta evet. Bir hastaydık ya. 1180 geldi bana. 2. Evet. Faturamız yüksek değil. Aynen. Yeşil mercimeği çok severim. Acayip. Çoğu insan yeşil mercimeği sevmez ama ben yeşil mercimeğe bayılırım ya. Bir damı vermek, bol karabiberli yiyeceksiniz, harika. Neyse, evden çıkmadan önce yeşil mercimeği bir yapayım dedim. Yanında bir makarna yaparım. Hakan'cığım isterse tekrardan bir 2-3 tane daha, 3-4 tane daha köfte kızartırım. Eski bir akşam yemeğimiz hazır. Birazcık da uzun. Yöneticimizle konuştum. Tahmin ettiğim gibi zaten tepki verildiğini hiç şaşmaz. Hiçbir şekilde şaşmaz. Ben her zaman yukarıyla terasla alakalı konuşsam her zaman aynı tepki aldığımdan dolayı. Yine ben bir şansımı deneyim dedim. Avukatım Osman Bey'in dediğini yapın dedim. Sen yine bir görüş dedi. Eğer olumsuz bir sonuç alırsan bana geri dönüş yap dedi. İşlemleri başlarız. Sıkıntı yok dedi. Ben yöneticimizi aradım, söyledim. Böyle böyle benim evim tekrardan su alıyor. Küfür yapmaya başladı ya tok adam dedim. Çok acil toplantı yapasın. Bu hafta sonu değil, en geç önümüzdeki hafta sonu toplanasın. Bu işe bir kesin çözüm bulalım dedim. Çünkü bizim bu yukarı yaptığımız, sizler de biliyorsunuz ki bunlar kesin çözüm değil. Geçici çözümler bunlar. Ben bu sefer geçici bir çözüm istemiyorum. Kesin bir çözüm istiyorum ve yalıtım istiyorum ben dedim. Yani öyle, tam bu yukarı yapılan da yalıtım. Ama benim istediğim gibi yalıtım değil. Hani bu kaplama yalıtımlardan değil. Olması gereken aslında kaplama yalıtım. Hiçbir daha başımız ağrımayacak. Hiçbir daha da düşünmeyeceğiz yani. Bir 10 sene ne kadar artık gidiyorsa zaten kullanmaya da gidiyor tabii ki de. Ama terası çok fazla insan çıkmadığından dolayı uzun ömürlü olacağından da eminim yani ben tabii ki de.
Ben o şekilde istedim. Yalıtım istedim. Yalıtım şeklinde bir kaplama olsun diye söyledim. Senin istemen ne dedi? Senin istemen ne ve senin söylemen ne olmaz o işler dedi. Bakacağız dedi. İyi o zaman dedim, siz bakmaya devam edin dedim. Ben de avukatımla görüştüm dedim. İhtar çekeceğim dedim. Önceki yaptırdığım masrafı da sizden alacağım dedim. Şu anda benim evimde de masraf var dedim. Benim eşyalarım rutubetleniyor dedim. Benim evim tekrar boyanması gerekiyor dedim. Duvarları dedim. Bunların hepsini dedim ben sizden dedim. İcra yolu dedim. Mahkeme yolu hepsini sizden dedim. Tahsil edeceğim dedim. Şu anda dedi ben dedim müsait değilim dedi. Kapatmam gerekiyor dedi ve kapattı telefonu. Bu kadar. Ve biz komşuyuz yani burada. İnanın ki komşuyuz. Şey değiliz yani sonuçta ben bu sorunu yaşıyorsam sen yaşamıyorsun diye de bu sorunu görmemezlikten gelemezsin. İnanın ki gelemezsiniz. Yani ben bu evde bu sorunu sürekli olarak yaşıyorum ve bu sorunu artık çözülmesi gerekiyor. Sürekli olarak geçici çözümler nereye kadar? Ben bu evde ikamet ediyorum. Ben bu evde çocuklarımla beraber yaşıyorum yani. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Ayda toplamaya geldikleri zaman evet Nihal ablacığım 1,5 seneden beri mi? Galiba 1 seneden beri aidat vermiyor. Ama ben aidatlarımı her zaman düzenli olarak ödeyen, tıkır tıkır ödeyen bir insanım. Ben aidatlarımı ödüyorsam ben sorunlarımın da çözülmesini istiyorum. Orası 15 milyar tutacakken şimdi bu sene olduğunuz 35-40 milyar. Belki de daha fazla. Ama isterse 40 tutsun, isterse daha fazla tutsun hiç umurumda değil ama bunu bu şekilde artık geçici değil, kalıcı bir şekilde o yalıtımlı ısı yalıtımda olan var ya bu kaplamalı olan şekilde mutlaka yapmak zorundalar. İsteyen ödesin, isteyen ödemesin. Ödemeyenler de icra yoluyla. Mahkemeye vereceğim, ödesinler yani. O benim sorunum değil yani. Yeter çünkü ya her seferinde insanlar tamamlayınca sessiz çıkarmadıkça, alttan aldıkça komşuyuz diyoruz, birbirimizin yüzüne bakıyoruz diyoruz. Hani en nihayetinde merdivenlerle karşılaşıyoruz. Aşağıda orada burada bir de karşılaştığımız zaman bir merhaba diyecek yüzümüz olsun diyoruz. Ve insanlar çok fazla üstüne gitmiyoruz. Ve çok fazla da insanlar sıkıştırmamaya gayret gösteririm ama ben alttan aldıkça benim daha çok bir kat üstüme çıkıp da en son söyledi. Senin söylemen ya da senin istemen ne olmaz. Ona biz karar vereceğiz. Vallahi bu saatten sonra benim söylememle ve benim istememle olacak ki ben bu pisliği de açık net bir şekilde de çekmek zorunda değilim. Bir de telefonu kapatması ayrı bir enteresan bir iş zaten. Ben şu anda müsait değilim deyip telefonu kapatması daha bir şey oldu. Ama ben aradım. Ben yapmam gerekeni yaptım, haberimi de verdim. Bundan sonrasını artık onlar düşünecekler. Evet benim de çok dikkat ettim çünkü ne güzel ya. Aa bak şu tarlalardan burada da var galiba. Şunu diyorsun değil mi? Fiyatı yazmıyor oldu. 150 TL. 150 lira. İyiymiş aslında Nihal evet, abla. Yani şey çekmiyor galiba bunlar ya da soğuğu da çekmiyor ya, yani. Çekmiyor. Bir büyük alacaksın. 36 giyiyorsun 37 evet, alacaksın. Evet beraber. Bu 38'de ne kadar kabadır ya. Şuna baksana 39 gibi aynı. O kaç? 38. Bu da 38. Ama bak bu da ondan daha küçük duruyor. Renkle mi alakalı acaba? Hiç bilmiyorum ki. Benim şey ayaklarım 35 olduğu için. Bak bu 37. Ama sen bir de biraz daha büyük koy. Ayağın daha acıyor ya. 37 i̇şte 37 almam lazım yani. Evet. Bence de. Şeyleri de içleri de yumuşak bak. Hani sert değil tabanı. Güzelmiş. Aşağıya ineceğiz şey için. Evet. Gel onlara bakalım sepetlere. Gel bir tane bakıyoruz. Evet. Ben bir attım. Şuraylar bir tane alırım. Evet. Plastik ama değil mi? Plastik tabii ama cam gibi gözüküyor. Yok.
Yok, kayıtsız kayıtsız şey ya. Geçen gün açıklamayı yaptı zaten. Hani biri iftira böyle muhabbetimizden şunu izledim. Zaten şey yok. Ay ne güzel Nihal abla. İşte şunuza birer tane şöyle melek alalım mı? Hangi? Şunlardan. Benim başucuma koyacak şeyim yok. Komodirim de yok yalnız. Bak eski şeyler ne güzel. Evet. Gaz lambaları. Gaz lambaları. Gözüme daha şık gözüküyor. Ay Nela bu şunlar ne kadar güzel duruyor değil mi ya? Yapay ama. Biraz serin abi. Olsun ama yapay ama güzel duruyor. Ben bana kasma şu kutuları da kullanıyorum. Tabii. Yani üstünü dövmek de kolay. Güzel aslında da kaç paraymış ama bak. Bizimkisinin şu boy olması lazım. Şu. Bak. Bu boy. Ne kadarmış fiyatı? Yazma hayır. Yazma hayır, yazma hayır. Bakayım diğer yan taraflarda yazıyor mu? Burada 4-5-9 yazıyor ama şey... Hayır, o değil. Yani imkansız. Bunların fiyatları yazmıyor. Evet. Aa Nihal abla, şu çok güzel aslında. Şu bak, bizim lavaboların arkasında olsa. Bak süngeri falan şey. Aa iyiymiş bak, ben ondan bir tane alabilirim. Evet, acaba bizim lavabonun arkasında bu biraz geniş mi? Ama genişse de kıvırı veririz olmazsa. Plastik nasıl olsun? Bu plastik aynı. İyiymiş aslında bu. Ne kadarmış? 45 lira. Alayım mı sana da? Evet. Dur. Hangi renk? Siyahı var, grisi. Siyahı, grisi. Ben siyah alacağım kendime. Senin ama tezgahın siyah benim şey. O zaman sana gri mi alayım? Gri almam lazım. Evet, sana gri alalım. Buradan karşıya geçelim mi Nihal abla? Güzel havaya görünce herkes dışarıya çıkmış. Bak ya şu kapıcılara. Nasıl çıkıyorlar? Merhaba. Ay senin güzelliğe bak. Rengi ne kadar güzel ya. Çok değişik. Evet arkadaşlar, ben sizlere şöyle güzel bir görüntüyle veda etmek istiyorum Nihal ablacığım. Bakar mısın manzaraya? Bu manzaraya karşı veda edilmez mi? Dur, ana düşüyor bak. Tutunamadım ya, düşüyordum ya.
Evet, bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın.